Merhaba. Ben Erol Çelik. Size çok kısa tuhaf öyküler anlatmaya devam ediyorum. Bugün anlatacağım öykünün adı İfna. Karanlık bir gelecekte geçiyor. Distopik bir evrende geçiyor. Çok kısa tuhaf öyküler başlıyor. İfna. Yazan ve okuyan Erol Çelik. İş sürücü kadın aniden durdu. O durduğu için tüm ekip oldukları yerde çakılı kalmak zorundaydı. Herkes çok sıkılmıştı. Yaklaşık 24 saattir uykusuz kaldıkları ve yeni bir imha yapmadıkları için her şeyin yolunda gitmesini umuyorlardı. Çünkü hem uyumak hem de ödeme almak için buna ihtiyaçları vardı. Aniden duran yaşlı kadının sağ yanağının çenesine yakın kısmında dört tane noktaya benzer dövme vardı. Onun zayıf yüzüne bakanların ilk dikkatini çeken yer orasıydı ve şeklin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Dördüncü nokta diğerlerinden biraz ayrı durduğu için tuhaf, anlamsız bir süre boyunca donuk bakışlarla o noktayı izliyor, nazar boncuğu etkisi yaşıyorlardı. Mesela yanındaki ekip dahil kimse onun gözlerinin ne renk olduğunu bilmiyordu. Bunu öğrenmek için onun yüzüne baktıklarında kendilerini o dört noktadan alamıyorlardı. Sessiz olun dedi zaten pür dikkat bekleyen dört kişilik gruba. Havayı kokladığını herkes biliyordu. Ama kadının ne burnunun kanatlarında ne de göz kırışıklıklarında bir hareket vardı. Hafifçe başını arkaya yatırıyor, rengi belli olmayan gözlerini kısıyor ve havayı yavaşça içine çekiyordu sanki her molekülü, her zerreciyi ayrıştırmak için ruhunu şeytana sunuyordu. Omuzlarında üç yıldızlı bir çelenk apoleti olan yeşil üniformalı adam diğerlerine hiç gerek yokken parmağıyla sessiz olmalarını işaret etti. Ekipteki tek resmi kıyafetli kişi oydu. Elindeki göstergede dibinde durdukları binada 18 kişinin yaşadığını gösteren ısı halkaları vardı. Bazı halkalar hızla hareket ederken bazıları daha stabildi. Bu da içeridekilerin bazılarının tehlikeli olabileceğine işaret ediyordu. Bu binada, dedi kadın, yanağındaki dövmenin tecrübesiyle. Kokularını alabiliyorum. O, kıdemli bir iş sürücüydü. Onun söylediği şeyler, dördüncü noktayı hak ettiğinden beri asla tartışılmıyordu. O son noktada fedakarlık vardı her şeyden fedakarlık. Üniformalı adam ve izci kadının gerisindeki üç kişilik ekip sevinç fısıltılarıyla inleyerek tüm yorgunluklarını unuttular. En genç olan kırmızı kafalının elinde garip bir silah vardı. Silahı tuhaf yapan şey el yapımı olması ve her yerinden kabloların sarkmasıydı. Sanki bir kablo yığınını havaya kaldırıyormuş gibi görünüyordu. ''Çıkalım!'' dedi üniformalı eliyle havada yuvarlak bir şekil çizdikten sonra binadan içeriye aceleyle daldı. İz sürücülere saygı gösteriyordu elbette. Onlar sayesinde salgınlardan kurtulmuşlardı. Ama bu hala onların çok ağır kanlı oldukları gerçeğini değiştirmiyordu. Biraz askeri disiplin verebilselerdi, biraz emirlere uymalarını sağlayabilselerdi, her şey daha hızlı ilerlerdi. Sanki komutanın düşüncelerini duymuş gibi Dur diye bağırdı dövmeli kadın. Havayı koklamaya devam ediyor, askerin aceleciliğine kızıyor ve kontrolü kaybetmek istemiyordu. Durun! Bakışlarını sıvaları dökülmüş duvarda bir noktaya sabitledi ve başını hafifçe iki yana salladı. Bu kadın ağır kokuyor. Tüm ekip bu sefer buz kesti. Kırmızı kafalı asker aniden durduğu için sanki kırılıp dağılacak el yapımı silahını arkaya doğru savurmasa dengede duramayacaktı. Onun hemen ardındaki temizlikçiler ise endişeyle birbirlerine bakıyorlardı. Zor bir görev için hazırlıklıydılar ama izcinin ağır kokuyor diye fısıldaması hiç hoşlarına gitmemişti. Durum ciddiydi ve birazdan olacakların kanıtı o sihirli kelimelerde yatıyordu. Bol yıldızlı üniformalı adam binanın karanlık girişinde gözlerini kapattı. Her rütbeli gibi emir almaktan hoşlanmazdı. Ama şu an içindeki öfkenin sebebi kadının kendisini durdurması değildi. Emirlerinin yarıda kesilmesi de değildi. Öfkeliydi çünkü ağır kokan şeylerden daha fazla nefret ettiği bir şey yoktu. Temizlikçiler çantalarından gri metal maskeler çıkarttılar el yapımı silahını ateşlemek için can çekişen kırmızı kafalı askere ve komutana birer tane verdiler. Standart prosedür izciler haricinde herkesin bu maskeleri takmalarını emrediyordu. Maskesini takan komutan diğerlerinin kendi öfkeli gülüşünü göremeyeceklerine sevinerek kenara çekildi ve kırmızı kafalının önden gitmesini işaret etti. Dövmeli kadın kırmızı kafalının ardından binaya girdiğinde huzursuz oldu. Burnuna gelen çok fazla kötü koku vardı ve ayırt etmekte zorlanmaya başlamıştı. Tecrübe seviyesine yakışmayacak bir endişe içindeydi. Merdiveni tırmanmaya başladığında endişelerinde haklı olduğunu anladı. Ellerini hızla birbirine vurarak tüm ekibin durmasını işaret etti. Kadının yaşlı ellerinden yükselen ses alkıştan daha çok derin bir kuyuya damlayan yankılı bir su damlasını andırıyordu Yukarıda çok fazla ölüm var. Kokuyu perdelemek için amonyak kullanmışlar. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Hemen burayı tecrit edin. Komutan elindeki ekrana tekrar baktı. Hala 18 tane vücut ısısı görülüyordu. Halkaların genişliğini ve tekrarlama sayılarını kontrol etti. Tecrit için sayı çok fazla. Tespit etmeliyiz sivil kaybına sebep olmak istemiyorum. İzci kadın güldü. İstemsizce yanağındaki dövmeleri incecik parmağıyla kaşıdı. O söylediğini bir de bu noktalara anlat der gibi görünmüştü karanlıkta. Aklından geçen korkuyu fark edecek olsalar onun söylediklerinden dışarı çıkma gafletinde bulunmazlardı. Temizlikçilerden genç olanı çantasından büyük bir tüp çıkarttı. Ağzına bir pompa yerleştirdi üzerindeki ayar tuşunu çevirip emir verildiği takdirde her yere sıkmak için hazırlandı. Ezci kadın karanlık gözleriyle üniformalı adama dönerek ''Bak komutan'' dedi. ''Yukarının hızla tecrit edilmesi ve hatta imha edilmesi gerekli. Eğer biraz daha geç kalırsan... İmha lafını duyan kırmızı kafalı silahına daha bir hevesle sarıldı. Onun için hayatın anlamı şimdi başlıyordu.'' On sekiz kişi var be kadın. Ne imhası? Bir kez daha düşün. Gerekirse tecrit ederiz ama imhaya müsaade etmem. Tecrit sırasında ölenlerin savunmalarını veririm ama boşuna kimseyi öldürmeyeceğiz. Kadın öfkelenmek istemiyormuş gibi gözlerini kapattı. Size kalsa ter kokanları bile öldüreceksiniz. Bu öylesine bir feryat değil gibiydi. Bu ağır bir itamdı ve oldukça cesaret içeriyordu. 18 kişinin yaşadığı binanın merdivenleri zifiri karanlıktı. Herkesin yüzünde maske olduğu için karanlık bina nasıl kokuyor bilmiyorlardı. Ama bu kadar sessiz olmasına şaşırıyorlardı. Peki, dedi dövmeli izci. Gözlerini açınca merdivenler eski ışığına kavuşmuş gibiydi. Şimdi dünya sanki daha güvenli bir yerdi tüm ekibin biraz olsun huzuru yerine gelmişti. Asla hiçbir izci bilerek ekibini hastalık olan bir yere sokmazdı. Ne kadar kızmış olursa olsun bunu yapmazdı. Ben önden gideceğim. Komutan bu sefer gönül rahatlığıyla itaat etti. Kadının önde yürüyebilmesi için kırmızı kafaya yoldan çekilmesini işaret etti. İlk katta dört tane daire vardı ve hepsi boştu. İzci kadın Kokunun nereden geldiğini bildiği için oyalanmasına gerek yoktu. Havayı koklayarak merdivenleri tırmanması yeterliydi ama ekip her katı, her daireyi araştırıp emin olmak zorundaydılar. O yüzden hedeflerine ulaşmaları biraz sürecekti. Üçüncü kata vardıklarında maskeleri olmasına rağmen amonyak kokusunu aldılar. Ya da bilinçleri onlara oyun oynuyordu. En dipteki dairenin önüne geldiklerinde ezici yüzünü buruşturuyordu. Alışkın olmasına, bağışık olmasına rağmen sanki zehirlenmekten, üzerine bulaşmasından korkuyormuş gibi elinde tüp olan temizlikçiyi yanına çağırdı. Hazır olmasını, tüpü sıkmak için tetikte olmasını işaret etti. Komutan, 18 vücut ısısının da aynı daireden geldiğine inanamıyordu. Kırmızı kafalı tekmeyle kapıyı kırıp içeriye daldığında hala cihazın yeşil ekranındaki yuvarlak dalgaları izliyordu. Şaşkınca başını kaldırıp odaya dalan askerin ardından baktı. İşinde en iyisi olduğunu düşündüğü kırmızı kafalıya içeri dalması emrini kendisi vermemişti ve buraya gelmeden önce başkasının emirlerine itaat etmemesi gerektiğini tembihlemişti. Sonuçta operasyon başlamıştı ama şu anki itaatsizliğinin cezasını durum ne olursa olsun kesecekti. Her yer ışıl ışıldı. Sanki geleceklerini biliyormuş gibi içerideki tüm lambaları yakmışlardı. Işık onları güvende tutardı. Bunu ezberlemişlerdi. Gelen yok edici ekip eğer onları karanlıkta hareket ederken fark ederse ortalığı yakmaktan geri kalmazdı. Amonyak kokusu havada bir katman gibi asılı duruyordu. Temizlikçi elindeki tüpü sıkmaya başladığında ezici kadın dairenin salonuna girmiş, manzarayı dehşetle incelemeye başlamıştı. Yorgun gözleri her köşeyi hızla dolaşıyor, dengesiz hareketler yapıyor. Kokuyor, çok kötü kokuyor, tecrit, tecrit diye bağırıyordu. Yorganların içinde saklanmış üç sümüklü çocuk uykulu gözlerle evlerini başlarına yıkacak olan insanlara bakıyorlardı. Çocukların ebeveynleri oldukları her hallerinden belli olan bir çift, eski püskü, kirli bir kanepede yalvaran gözlerle izci kadının hareketlerini izliyorlardı. Çaresizlik yüzlerine bulaşmış is gibi tüm hayatlarını esir almıştı. Hemen sağ taraftaki kapalı televizyonun yanında çok yaşlı bir adam vardı ve izci kadının ağzından birazdan çıkacak olan yargıdan hemen önce büyük bir telaşla konuşmaya başladı Ben 35 sene bu millete hizmet ettim kadın Dünyanın bu halde olmasının suçu biz değiliz Onlar kirli yüzleriyle kirli battaniyenin altına sinen küçük köpek yavrularına benzeyen torunlarını göstererek onlar daha çocuk İçeride başka çocuklar da var Sırf bulaş oldukları için onları temizleyemezsiniz Bu katliamdır cinayettir Dövmeli kadın yaşlı adamın kokmadığını fark etti. Emin olmak için ona yaklaştı. Aklı asla karışmazdı ve asla karışmasına müsaade etmezdi. O yüzden öğrenmeliydi. Neden? Deri bir avcı yeleği giymiş adamın bakımsız yüzünde ufak bir ümit ışığı yanmıştı. Bu çocuklar iyileşebilir dedi. Hem vallahi hem billahi Allah'ınızı seversiniz. Kadın Allah'ın ismini uzun süredir duymadığını fark edince sırtındaki yükün daha ağırlaştığını hissetti. Komutan diğer odadaki çocukların tespitini bitirmiş, tekrar salona döndüğünde yaşlı adamın söylediği son sözleri duymuştu. İyileşebilirler mi? Yaşlı adam üniformalıya döndü ve derisi pörsümüş parmaklarını ona uzatarak ben iyileştiysem onlar da iyileşebilirler dedi. Ezci kadın diğer iki ebeveyni döndü. Şaşkınlıkla gözlerini büyüttü. Siz de hasta değilsiniz. Bu nasıl olur? Bunu göze alamayız dedi komutan. Görevinin gereği olan istatistikleri yapmış ve kadının biraz önceki tespitini haklı bulmuştu. Burası çok acil tecrit edilmeliydi. Hatta imha edilmeliydi. Üç çocuğun annesi sonlarının ne olacağını biliyormuş gibi son bir umutla konuştu bu üçü bizim çocuklarımız. Kocasını göstererek ikimiz iyileşince antikor ürettik. Eğer bize biraz zaman verirseniz hepsini iyileştirebiliriz dedi. Babam daha yeni iyileşti. Çocuklar bir hafta önce çok ağırdılar ama şimdi onlar da düzeliyor. Kocasının elini sıkıyor, yüzündeki gerçek inancın arkasına sığınıyordu. İzci kadın komutana baktı. Eğer o yufku yürekli adam bile bunun imkansızlığını söylüyorsa nihai kararı vermeliydi. Asla yanlış karar vermekten korkmamıştı. Şimdi de korkmuyordu. Üç çocuğun hayatını kurtarırken milyonlarcasını tehlikeye atabilir miydi? Buna karar vermek zorundaydı. Eski binanın tuhaf bir uğultusu vardı. Ölüm kokan bir uğultu. Bir süre o uğultuyu dinleyecek olsalar Derin soluklar aldı dövmeli kadın. Sesli soluklar. Emin olmalıydı. Ciğerleri patlarcasına havayı içine çekti. Kokuyor, çok kokuyor. Komutan sanki verilecek komutu duymak istemiyormuş gibi gözlerini yumdu. Yanağında dört tane nokta olan izci kadının verdiği karar asla tartışılmazdı. Başını iki yana sallayan kadının ağzından çıkanlar amonyaktan daha keskindi. İfna! Üç çocuk annesi acıyla inledi. İfna! 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 İfna işlemi tam dört buçuk dakika sürdü. Son İfna Yazan ve okuyan Erol Çelik